15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin hedefindeki noktalardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasıydı. Halk sokağa döküldü, darbeci askerlere canıyla karşı koydu. İşte 3 yıl önce Saraçhane'de kanla yazılan o kahramanlık destanı. Satar mıyız ya? Başındakiler var ya, en baştakiler var ya. Halkla beraber belediye doğru yürürken. Biri vuruldu, görüyorsunuz çatışma sırasında yerde. Bizim bir suçumuz günahımız yok abi. 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeki noktalardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Ne oldu? Abi bizi kandırdılar abi, anladın mı? Bizi kandırdılar. Bize tabikat dediler, çıktık oraya, ne olduğunu bilmiyoruz biz, anladın mı abi? Ben şimdiye kadar doğuda askerlik yapmadım diye üzülen adamım ben, anladın mı? Biz vatanı satar mıyız ya? Biz satar mıyız abi vatanı? Benim babam da amcam da herkes de bu vatan için savaştı ya. Ne zamandan beri buradasınız? Abi ne zaman, kaç 4 saattir falan buradayız. Ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye geldiğimizi de bilmiyoruz biz ya. Mahsur mu kaldınız? Ya kaldık burada. Badre yol açın, gidelim askereye. Ondan sonra askereye bir daha girmeyeceğiz zaten. Gel. Şu an İstanbul'un göbeğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyiz de silah sesleri yükseliyor. Şu an asker, halk ve polis çatışma halinde. Hain darbe girişiminde halk İstanbul Büyükşehir Belediye binasını canları pahasına savundu. Şu an belediyenin olduğu yerden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yerden polise ateş açılıyor. Polis onlara karşılık veriyor şu an. Burası 2. Çanakkale. İstanbul verilmez, ülke bölünmez. Şu an polisle birlikte halk ateş açan askerlere doğru yürüyorlar. Teslim etmeyiz. Bunlar vatandaşı vurdular. Vatandaşı vurdular. Belediye binasının içi de dışından farksızdı. Belediye binasının en üst katına çıktı şu an polis. Asker teslim ol diyor. İki kişi bulundu polis tarafından. Dışarı çıkartılıyor ancak öfkeli kalabalık var. Linç etmesin diye o grubun dağılmasını sağlıyor polis. Ondan sonra içerideki iki kişiyi çıkartacaklar. Tugay, gel buraya. Yak ışığı. Kamera gel. Tamam ışığı yak. Kamera gel. Bir şey söylemeyecek misiniz? Polis sizi buradan dışarı çıkaracak. Bu adamlar da bizim bir suçumuz günahımız yok abi. İki asker güç de olsa dışarı çıkarıldı. O gece Saraçhane'de şehit düşen 14 kahraman darbe girişiminin 3. yılında törenle anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da anma törenindeydi. Bir olabilmeyi, beraber olmayı, kardeşliği hepimize nasip eyle.